Anne. Anne. Tekrar geçmiş olsun. Siz burada dinlenin. Ben yardımcınıza söyleyeyim, bari süt ısıtsın. Sakinleştirir. Kamran Bey, korkuyorum. Korkmayın. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil, evet, ama buraya tekrar gelemezler. Beni yalnız bırakmasanız. Hiç değilse bu gece burada kalsınız. Gerçekten korkmasaydım böyle bir şey talep etmezdim. Her an bir yerlerden çıkacaklarmış gibi geliyor. O halde ben sizi salonda bekleyeyim. Yo, yan odayı hazırlatırım hemen. Varlığınız beni güvende hissettirecek. Bırakmıyor değil mi? Ben kıyamadım esasen. Buraya kadar zahmet verdim. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Kızımı buldunuz. Anne seni çok özlüyor. Farkındayım. Gülce'nin adına özür dilemem gerekir mi? Uykusunda sayıkladığı için mi? Yapmayın. Gülce üzgün bir çocuk. Ama ben sizin yüzünüzden olmadığına eminim. İyi geceler. Size de.
Bu ne hal böyle hemşire? Uyumadın mı sen? Uyudum, uyandım, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kahvaltıda beni idare edin. Derse kadar yetişirim. Görüşürüz. Derse yetişemeyeceksin. İlk ders sağlık dersi Kamran Bey'in. Ondan kaçıyor. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir sabah. Keyifli uyandım. Size de teşekkür etmek için sürpriz hazırlayayım dedim. İyi olmazsa sevindim. Benim gitmem lazım. Ben sizi geçireyim o halde. Kamran gece gelmedi değil mi? Ya hastaneye gitmiştir ya da orada kalmıştır. İnşallah kızcağızın durumu iyidir. Ama başına bir şey gelmiş olsa haberimiz olurdu muhakkak. Ben böyle anne baba görmedim. Şaştım kaldım vallahi. Ay, tek başına kızı atıp atıp seyahate çıkıyorlar yahu. Evde tek başına kızcağız. Kötü emelli kişilere yem olacak resmen. Vallahi Azeli Hanım'ın hiç öyle yem olacak gibi bir hali yok teyze. Yok be, onun görüntüsü öyle. Korkmuştur akşam, yazık. Numaradan olmasın? Niye öyle söyledin kızım? Bir bildiğin ne var? Yok, bir bildiğim olduğundan değil de. Zaten benim haddime de değil, şunun şurasında misafirim. Estağfurullah. Ama o sizin ahbabınız, komşunuz. Üstelik ev sahibiniz artık. Ama ne bileyim, beni çok huzursuz ediyor. Kadın geldi, hemen herkesin hayatına girdi. Feride de pek sevdi. Siz de öyle maşallah. Bir sevmeyen sensin anlaşılan. Azeli Hanım'ın hiç dert edeceğini sanmıyorum. Geceyi yanımda geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Mühim değil. Geçmiş olsun. Bakalım bu gece ne yapacağım? İsterseniz akrabalarınızdan birini çağırın. Yanınızda kalsın. Ben de öyle düşündüm. Gidiyor musunuz? Evet. Neriman Hanım nasıl? Yürüyebilecek mi? Neriman mı? Yürüyebilecek mi derken? Sağ tarafına inme inmiş. Ne? Ben siz biliyorsunuz sandım. Şimdi mi söylüyorsun Sersem? Hanımefendi dün gece sizi o halde görünce fırsat olmadı. Benim çıkmam lazım. Dışarıya mı getir? Hadi artık Gülce hadi. Bak yoruldum. Gel otur şuraya. Her yoya baba ben. Otur şuraya yemeğini ye. Yoksa büyüyemezsin hadi. Ben büyümek istemiyorum. Gülce bak çok sinirleniyorum. Çok kızıyorum ama. Saat dün oluyor ama benim yeni haberim oluyor. Sakin olun Kamran Bey.
her saniye Neriman Hanım'ın yanında olamazsınız ya. Olur mu öyle şey? Karnında benim çocuğum var. Benim uyguladığım tedavi yüzünden böyle oldu. Rica ederim, kendinizi suçlamayın. Siz Neriman Hanım'a karşı duyarsız değilsiniz. Bilakis çok ilgilisiniz. Hem ne yaşamış olursa olsun sizin gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. Siz onun için Feride'den vazgeçtiniz. Asla. Ben Feride'den vazgeçmem. Bırak! Kendim yapacağım. Sıkı tut. Tutuyorum. Sıkı tut diyorum. Tutuyorum ya hanımım, ben mi bıraktım şimdi? Tut. Tutuyorum. Bırak. Defol. Kendim yapacağım diyorum. Hanımım. Defol. Defol. Hanımım. Dokunma. Sakin, geçti. Öldür beni Kamran. Kamran, al canımı ne ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol, geçti. Geçmedi. Böyle yaşamak istemiyorum. Böyle yaşayamam Kamran, al canımı ne olur. Durumunun geçici olup olmadığını tedaviye vereceği yanıt gösterecek. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Peki çocuğunun durumu nasıl? Şimdilik iyi. Kamran Bey içeride demiştiniz değil mi? Geçmiş olsun. Geçmiyor. Hep Kamran Bey yüzünden. Nasıl? Yaptığı iğneler yüzünden. Fettah Hekim o kadar dediydi. Yapma etme dediydi. Ama dinlemedi ki. Hanımım da böyle sakat. Başıma kaldı. Ne yapacaksam ben bununla? Bu yine sizi biraz sakinleştirecek. Elimi tutar mısın? Durumu sıhhat vekaletine bildirmek mecburiyetindeyim. Ben doğru tedaviyi uyguladığıma eminim. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Aç ağzını. Bunların hepsi bitecek ama, tamam? Tamam. Tavadakini bile yerim ben. Ben gideyim çay koyayım. Bir şey arayayım. Size afiyet olsun. Ben de dersime yetişeyim. Ama yeter. Bizimle yemek yeseydin. Ama mektebim var. Bir lokma bile mi? Uslu kız ol, tamam mı? Tamam. Yine geldim ve toparladım bizi. Estağfurullah. Feride, belki mektepte senin gibi çalışmak isteyen arkadaşlarım vardır. Gülce'nin derslere devam etmesi lazım. Eğer birilerini tavsiye edersen çok mutlu olurum. Eğer müsaade ederseniz ben yine devam etmek isterim derslere. Bak, sen çok iyi bir insansın. Gülce de seni çok sevdi. Ama ben nişanlınla aranızda
sorun olsun istemiyorum. Sorun olmaz. Bak ben bir erkek olarak nişanlının tavrını tasvip etmesem de onu çok iyi anlıyorum. Bence sen de daha fazla zorlama. İlişkiler karşılıklı fedakarlıklarla ayakta kalabilir ancak. Biz ayrıldık Murat Bey. Öyle mi? Peki o zaman işiniz tekrardan hayırlı olsun. Sen ne yaptın? Düşündün mü o meseleyi? Hangi meseleyi? Ya işte bu Necmiye ile Yusuf meselesini. Ha. Düşündüm. Bence münasip. Ama ve lakin gene öyle bir başımıza yollara dökülmeyelim derim. Sen Cumali Efendi'nin bir ağzını yoklasan. Oğluna düşündüğü biri var mıymış? Üstü kapalı bir soru versen. Ondan sonra baksak bir hal çaresine. Peki, tamam. Ben bugün konuşurum. Az soluklan biraz. Bana mı yaptın? Hı hı. İçim yanmış be. Afiyet olsun. Azıcık dursana yanımda. Yok ben gideyim. Baksana şunların haline, bizi izliyorlar. O zaman şu gülleri deri ver de ben de seni izleyeyim. Ha? Ver. Bahçe bahane. Gençlik şahane. Baksana şunlara. Ama nasıl da yakışıyorlar. Oğlun elden gidiyor Cumali Efendi. Hay sizin dilinize düşen. Hep laf hep goy goydasınız. Aha işte bahçedeler. Hem bana bak Müjgan, hiçbir fırsatı kaçırmıyor senin oğlanın yanında olmak için. Oğlanın yanında bunları konuşup aklını karıştırmayın. Heveslendirmeyin çocuğu. Ama ne heveslendirmesi ya, Allah. Bunlar oğlan olmuş zaten, görmüyor musun? Hem sen niye kızıyorsun ki? Yok yani kızdığımdan değil. Davul bile dengi dengine demişler. Müjgan Hanım kim, benim oğlum kim? Heh. Sanki Ayşe kadın senin oğlundan daha iyi damat bulacak kızına. Heh, bulsa 10 kere bulurdu şimdiye kadar. He vallahi. Güzel oğlum. Yusuf yüzlü aslanım. Ders başladı mı? Zil çaldı. Muallim bey henüz gelmemiş anlaşılan. İşte ikiniz de birbirinizden kaçıyorsunuz. Olan ilim aşkıyla yanıp tutuşan biz oluyor. Ders boş geçiyor. Gelmeyecek miymiş peki? Sonra Matilde geldi az evvel, gelmeyeceğini haber verdi.
Benim yüzümden mi gelmiyor acaba? Yok yok, salıya aldırmış dersi. Bu haftalık yalnızca. Bir sorunu, sıkıntısı mı varmış ki? Ay, adamın bir işi burası değil ki. Hastanede işi vardır, hastası vardır. Doğru. Hastası var onun. Aa, kıskandın mı sen? Hiç de bile. Ne münasebet. Hadi hadi. Ay, sen de aklın hala onda. Aa, çok kötüsünüz ama. Üstüne varmayan çalı kuşumun. Ayrılığın ilk günleri en zor günlerdir. Geçer ama değil mi? Nelere alışmıyoruz ki? Geçer, geçer. Aman, hadi neyse. Madem ders boş, biz de Bahar'ın tadını çıkarırız. Bu ne? Gülce, hiçbir şey dokunmuyorsun. Tamam mı? Tamam. Gel bakayım sen buraya. Bak. Şimdi babaya bir öpücük ver. Burada oturuyorsun ve hiçbir şeye dokunmuyorsun, tamam mı? Tamam. Bak, bu sandalye dönüyor. Murat Bey. Ben Merkez Hastanesi hekimlerinden Gülerzade Fettah. Hastanemizde cereyan eden nahoş bir vukuatı bildirmek için geldim. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Siz devam edin Fettah Bey. Çok affedersiniz. Siz devam edin, ben dinliyorum sizi. Hekimlerimizden biri. Kamran Bey. Hastasına yanlış tedavi uygulayarak ciddi bir hasara sebep olmuştur. Kamran. Ben bu ismi nereden biliyorum? Daha evvel kan transfüzyonu. Aa, şu olayla hekim. Kendisiyle bir türlü tanışamamıştık. Demek siz vesile olacaksınız. Siz çok iyi bir hekimsiniz. Eminim sıhhat vekaleti de bunu göz önünde bulunduracaktır. Boş yere endişe ediyorsunuz. Mesleğinize daha da parlayacağınızdan, Neriman Hanım'ı da eski sıhhatine kavuşturacağınızdan benim hiç şüphem yok. Anlaşılan konuşmak istemiyorsunuz. Sizin biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Benim Feride'ye ihtiyacım var. Vur şu mişeri. Gel gel. Hadi. Şimdi. Ay, şey dönemiyorum. Yastığından bebek yaparsan yamulursun işte böyle. Bir şey al, biraz olsana. Tamam, gel gel. Gel. Ay. Acıyor mu? Çok. Thank you.
Hazır mısın? Buyurun efendim, buyurun. Hangisi? Abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur beyim. Beyim, ben bir emriniz yoksa gideyim. Otur Cumali, bir çay için. Hemen söylüyorum. Gel bakalım. Şu bizim konağı satın alan Çıracızadelerin Azeli Hanım var ya, onu bir soruşturmanızı istiyorum. Hayır mı? Bir musibet mi var usta? Var mı yok mu onu anlayacağız. Sen hele bir soruştur. Yalnız bu meseleden kimsenin haberi olmasın. Bilhassa Kamuran'ın. Evet. Allah aşkına. Evet Cumali. Ne var ne yok? İyiyiz beyim. Yaramazlık yok çok şükür. Epey oldu oturup bir lafın belini kıramadık seninle. Başın yeterince kalabalık beyim. Eskiden ne çok oturur ne çok konuşurduk değil mi? Çocuklar büyüdü, dert de büyüdü. Allah başka dertlerini göstermesin. Amin. Yusuf nasıl? Yusuf nasıl olsun, iyi. Ha, iyi adam lafının üstüne. Seyfettin Bey'im. Hayrola Yusuf? Besime Hanım'ı hastaneye bıraktı. Bir şey mi oldu? Ha yok yok, Besime Hanım iyi. Neriman Hanım sağ tarafına inmeymiş, haber ver dediydi. Kamran beni iyileştirebileceğini söyledi. Tek umudum. Yoksa yaşamak istemiyorum Besim. Şşş, deme öyle. Allah ömür versin. Oğlum iyileşeceksin demişse iyileşeceksin demektir. İnşallah. Sen çok konuşma. Su ver bana. Neriman Hanım. Hah, merhaba. Sıhhat vekaletinden giriyorum. Müfettiş Bey'le görüştüm. Durumunuzu izah ettim. Eğer şikayetçi olursanız dosyanızı incelemeye alacaklar. Şikayetçi olmak mı? Kamran'dan şikayetçi mi olacaksın? Neyse. Ben vazifemi yaptım. Bundan sonrası size kalmış. Neriman. Fethah Bey, Kamran'ın bana yanlış tedavi uyguladığını düşünüyor. Eğer oğlum şikayet ederse mesleğinde ne dersin? Konağı geri alabilmek için Kamran tefeciye borçlandı. İşine ihtiyacı var Neriman. Şikayet edersen onu mahvedersin. Başını yakarsın. Hepimizi yakarsın. Kamran benim hayatımı kurtardı. Niçin şikayetçi olayım? O iğneleri yapmasaydı çocuğum da ben de yaşamıyor olurduk. Bu yastığı kim koydu buraya? Uyanıkken de sayıklamaya başladın. Aa, tarih kitabı. Yatağın? Koruyucu meleğin var zannımca.
Mekteplinin haberi var mı? Bugün söylemek için yanına gittim. Arkadaşlarıyla şakalaşıyordu. Gülüşüyorlardı, o yüzden hiç bozmak istemedim keyfini. Bizim dertlerimizle yeterince boğduk zaten onu. Neriman şikayetçi olmayacağım demiş ama Besime Hatun yine de evham yapıyor. Sağı solu belli olmaz onun diyor. İşin aslı ben de biraz tedirginim. Tedirgin olma baba. Neriman benden şikayetçi olmaz. Yani en azından zarar vermek istemediğimi bilir. Ya da şikayetçi olursa da olsun. Kimseye verilmeyecek hesabım yok benim. Muhakkak öyledir evlat da. Bir sürü borcu harca girdin. Şu adamlardan aldığımız parayı geri mi versek? 2-3 günlük faiz neticede. Öderiz elbet. O para konağı. Feride'nin güvencesi o baba. On sekiz. On dokuz. Belim büküm kolum koptu vallahi. 30 dedi Kamra, 30 kere yapacaksın. Az soluklanayım hele. Ört üstümü. Hayırlı akşamlar. Yemek getirdik size. Zahmet etmişsiniz. Besime de getirmiş, ben yedim akşam yemeğimi. Meyve filan da koyduk. İyice çıkar. Karpuzdan yerim aslında biraz. Yemesen. Canım istemiyor zaten. Ay olur mu öyle şey? İki lokma ye bari. Yemeyeceğim, sağ ol. Beyce kes. Sen iki canlısın. Tuvalete zor oluyor da. Vallahi senin bu halini görünce yani vicdanları sızlamadan nasıl beraber olacaklar merak ediyorum doğrusu. Kim? Aman canım benimki de laf işte. Ben de duyayım o lafı. Kimsenin günahını almak istemem ama senden kurtulmak Kamran Bey'in çok işine gelirdi. Kamran öyle birisi değil. Asla bana zarar verecek bir şey yapmaz. Feride Kamran Bey'den senin yüzünden ayrıldı. Beyimizin de Feride'ye olan zaafı malum. Aşk insana neler yaptırmaz ki? Yerinde olsam şikayetçi olurdum. Mesleğinden men ettirirdim onu. Cezasını çeksin diye elimden geleni yapardım. Korkma Neriman. Sen sahipsiz bir kadın değilsin. Onca hengamenin içinde konuşamadık. Azelya Hanım nasıl? Bulunmuş mu hırsızlar? Yüzlerini seçememiş ki. Sen gece orada mı kaldın? Çok korkmuştu. Benden rica etti, ben de kaldım. Siz ne zaman geldiniz? Az evvel. Yemek getirdik. Açsanız. Yok diyelim. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Hadi Beyce. Sağlıcak bakalım. Yarın yine uğrarım. Şikayetçi olacak mı sizce? Cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Kamran'a çok güveniyor. İsterseniz Feride'yi salalım üstüne. O zaman kesin şikayetçi olur. Katiyen. Feride bu oyunun dışında. Onun kılına zarar gelsin istemem. Bu kadar pisliğin içinde tek masum kalabilen o. Aynı
Sabahımız yok sevdiğim, doğmaz artık bize güneş. Varsın bu da yarım kalsın, sazım dertli dertli çalsın. Sen içini ferah eyle, gözün arkada kalmasın. Sen içini ferah eyle, gözün arkada kalmasın. Akar gider gözümden yaş, silemem tuzu cana aş. İntizar etmem sevdiğim, dilersen derim sana kardeş. Varsın bu da yarım kalsın, sazım dertli dertli çalsın. Gözün arkada kalmasın. Varsın bu da yarım kalsın, sazım dertli dertli çalsın. Sen için gözün arkada kalmasın. Sen içini ferah eyle, gözün arkada ne olursa olsun ayrılamayız Kamran. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. Can şenliğim. Delireçelim benim. Günahınla, sevabınla, şefkatinle, şiddetinle, her şeyinle kabulümsün. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Ben de zaten hiç vazgeçmedim ki senden. Kamran Bey. Kamran Bey. Kamran Bey. İstediğiniz gibi Neriman Hanım testleri yapıldı. Ağrım var diyor bugün. Ben bir şey vermedim kendisine. Tamam, evvela ben bir bakayım. Ondan sonra verilmesi gerekenleri sana söylerim. Thank you.
Günaydın. Bugün hava güzel değil mi? Öyle özledim ki güneş. Güneş olsun mu adı? Neyin adı? Çocuğumuzu. İçim bir tek onunla ısınıyor. Güneş. Güneş, güzel isim. Acaba ona layıkıyla annelik yapabilecek miyim? Bu halimle bir çocuğa nasıl bakacağım ben? Kendime bile bakamazken. Bu kalıcı değil Neriman. Düzgün tedaviyle geçecek. Sana inanıyorum Kamran. İnanmak istiyorum. Kamran. Ben olsam da olmasam da çocuğumuza sahip çık. Güneşim sana emanet. Ne olursun onun rızkını sağda solda heba etme. Nereden çıkıyor bu laflar Neriman? Büyük bir borcun altına girmişsin. Seni alakadar etmez. Yakında baba olacaksın. Kazancını dikkatli kullanman gerekiyor. Sana hesap vermeyeceğim. Feride için değil mi? Feride için konağı geri satın alacakmışsın. Evet, Feride için. Ben sadece Feride için yaşıyorum, anlıyor musun? Ben ne olacağım? Sen yoksun Neriman. Sen yoksun. Hala bunu anlamıyor musun? Sadece Feride var. Ben bu hayatta ne yapıyorsam sadece Feride için yapıyorum. Sen hala göremiyor musun bunu? Sadece parmağımla değil, ruhumla da. Ben sadece onun nişanlısı Kamran olarak varım. Görmüyor musun? Hadi kızlar, acele edin. Kahvaltıya. Hadi. Çalı kuşu. Gel benimle. Tabii masör. Ben hallederim, hallederim. Yastığı ıslanmış. Yani? Ağlamış. Sana bir iş var. Fakat ben Gülcan'ın derslerine devam edeceğim masör. Öyle mi? Benim niye haberim yok? Söyleyecektim ama müsait değildiniz. Monsieur Kamuran itiraz etmesin. Bunca hadisenin üzerine zannetmiyorum. Bak, mektebimde bununla ilgili bir vukuat olursa vazifesine son ver. Tamam. Haberin olsun. Tutabilir misin? Sırrına göre değişir. Zamanında annem bunu babama vermiş. Sonra ben doğmuşum. Anlayacağım benim mayam da, özüm de bu.
Senin olsam ya. Yusuf. Kaç yıl oldu Cumali? Ne bileyim beyim. Ben kendimi bildim bileli senin yanındayım. Akrabadan öte olduk değil mi? Gel kızım. Enişte. Sağ olasın kızım. Sağ ol Müjgan Hanım. Afiyet olsun. Bak Cumali, yıllar oldu birbirimizi tanırız. İyi günde, kötü günde hep bir aradaydık. Yusuf'u da bilirim, oğlum gibidir. Kaç kere denk geldim, gözü konağın camında, balkonundaydı. Ben kulağını çekerim beyim, kimseye rahatsızlık vermez. Yapma Cumali, hepimiz geçtik o yollardan, biliyoruz. Delikanlı adama sevda yaraşır. Ben şahsen bir kan bağımız olsun isterim. Ah buyur beyim. Yani eğer sen de münasip görürsen... Akraba olalım isterim. Yani madem gençler hevesli... bize de bunları evlendirmek düşer. Eline sağlık çocuğum. Afiyet olsun. Enişten Cumali Efendi ile mi? Hı hı. Hadi hayırlısı. Bir şey mi var? Hı hı. Gel gel. Dur şöyle. Necmiye'yi Yusuf'a verelim diyoruz. Öyle mi? Enişten bir ağzını yoklayacak bakalım. Kısmet. Ben şeref duyarım Seyfettin Bey'im. Müjgan kızımızı da çok severim zaten. Müjgan? Ne bileyim. Yusuf gönül düşürünce olmayacak bir dua gibi geldi bana. Hem... annesi babası verirler mi kızlarını bizim gibisine? Ben aracı olurum Cumali. Yazım gelen neyse yaparım. Sen hiç merak etme. Sağ ol beyim, sağ ol. Sevdiğim, sen ye. Sen de mi? Güldürükçü reçelmiş bu. Yiyen gülümsüyormuş. Hiç alınmıyormuş hem de. Hadi. Hep birlikte yiyelim o vakit. Bugün hepsi sofra adabından sınıfta kaldı. Bu ilaçları düzenli kullanmanız lazım.
Sabah aç karnına bir kaşık, akşam aç karnına bir kaşık. Sağ olun hekim bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tak tak. Azeli Hanım. Şu hanımı beyi kaldırsak artık aradan. Nasıl istersen. Sana fevkalade haberlerim var. Orta sayfaya bak. Neriman Hanım gibi hastaların tedavisinde %100 başarı elde etmiş Avrupalı bir hekim. Ben bu makaleyi okuyayım o halde. Yazışma adreslerini de aldım. Sormak istediklerim varsa mektup yazabilirsin. Sağ ol. Ne ikram edeyim? Çay mı kahve mi? Öyle çayla kahveyle geçiştiremezsin. Piknik isterim. Piknik? Evet. O halde borcum olsun. Olur. Abla, annemle babam seni çağırıyor. Geliyorum. Ağladın mı sen? Beni çağırtmışsınız enişte. Gel kızım, otur. Cumali Efendi ile konuştum. Yusuf'un sende gönlü varmış. Ya utanılacak, çekinilecek bir şey yok. Senin de gönlünde varsa söyle. Babana mektup yazacağım. Cumali Efendi ile birlikte Tekirdağ'a seni istemeye gideceğim. Üşkan. Hadi yavrum, çekinme. Söyle. Ne diyorsun Müjgan? Yazayım mı mektubu? Yazın enişte. Dört Mecidiye. Geri dönüşte taban vay kullanacağız. Gülce, hadi toparlan kızım, geç kalıyoruz. Çalık ışığı, buradaki ben, buradaki de sen. Ayrıca hepimizin resmini yaptım, beğendin mi? Aferin, harikulade olmuş. O zaman bir öpücük. Ah benim başımın tatlı belası, eşek şakası. Aa, iyi günler Murat Bey. Gülcecik, yarın gene gel, tamam mı? Tatlı şey seni. Gülcecik, yarın bir daha gel, tamam mı? Bıdı bıdı bıdı. Şşş, çok ayıp. Ne yapayım? Onlar da sana bakmasınlar. Murat Bey, çıkıyor musunuz? Evet, bugünlük mesai bu kadar. Ay, sen çok güzel. Neden bu yoldan gidiyoruz? Reşat Paşa Konağı'nın oradan daha kestirme değil miydi? Orada sünnet düğünü var abla, yol tıkalı. Pazar yerinin oradan gitseydik, buradan yolu uzattık. Buradan oraya kaç mecidiye? Yedi mecidiye. İnsaf,
Durdur arabayı. Dört Mecidiyelik yola. Bir akıllısı kendisi sanki. Terbiyesiz adam. İnsanlık ölmüş. Baba bak, çamur kuşu. Feride Hanım. Durun, durun, durun. Siz de mi buradaydınız? Gülce'yi yetiştirmeye çalışıyorum. Sizin ne dersine? Siz neden yürüyorsunuz? Sormayın. Hırsızın tekine çattım. Dolaştırıp durdu. Resmen soygun. Kızdım, indim ben de. Hadi buyurun o zaman. Beraber gidelim. Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Buyurun. Devam edelim. Kolay gelsin. Sağ ol. Seyfettin Bey babamla konuşmuş. Benimle de konuştu. Ne diyorsun? İşte Tekirdağ mektup yazacakmış. İşte oradan gelecek habere göre. Vermezse kaçar mısın bana? Yusuf deme öyle. Ne zaman yazacak ki mektubu? Bilmem. Bu akşam sabah yazar herhalde. Bu akşamı sabah gel bir de bana sor. Nasıl geçireceğim kim bilir. Ne kadar heyecanlılar. Darısı senin başına yavrum. Üçgen ablam da ne yere bakan yürek yakanmış. Hiç sezdirmedi. Demedi de bir şey. İşte Feride'yi de Kamuran'ı da peşlerinden koşa koşa gönül düşürmüşler zahir birbirlerine. İkisi olamadılar ama başkalarının mutluluğuna vesile oldular. Anne, sahi ne olacak abimlerin bu hali? Bilsem. Hele bu Neriman'ın halinden sonra Feride'nin Kamuran'a dönmesi 100 kat zorlaştı. Abim hala umutlu ama çıkarmıyor parmağından yüzüğü. Gözü kör olsun umudun. Hepimizin sebebi umut. Of, çok yoruldum. Yorulursun tabii. Çok sıkıyorsun çünkü kalemi. Bak, böyle tutacaksın. Çok bastırmadan yazacaksın. Dene bakalım. Hala çok sıkıyorsun. Gel, birlikte deneyelim. Evet, daha yumuşak. Gülce. Ders henüz bitmemişti. Ama böyle olacaksa olmaz ki. Gülce, derhal derse. Size de aşk olsun Murat Bey. Size sürpriz yapmak istemiştik Muallim Hanım. Kızdırdıysak affola. Bundan sonra işe bununla gidip gelebilirsiniz. Böylelikle soyguncu faytoncularla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Çok teşekkür ederim. Ama kabul edemem. Israr ediyorum. Tavan arasında paslanacağına bir işe yarasın. Babamın velisi önceden beni hep o gezdirirdi. Ama artık sen gezdirirsin. Ama ben daha evvel velespite hiç binmedim. Bilmiyorum nasıl sürüldüğünü. Baba, öğretiriz değil mi? Gel, hızlı. Çalı kaşıcık. Hadi çok güzel, çalı kaşıcık. Hadi. Bas. Bas. Ne kadar hızlı gidersen o kadar dengede durursun. Gülce dikkat et, dikkat et. Başarabilirsin. Hadi çok güzel, çok güzel, çalı kuşu çok güzel.
dikkatli ol, dikkatli ol. Devam, 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 devam. Çok güzel. Aferin, aferin, aferin. Çok şahane bir icat. Uçmak hissi veriyor sürerken. İyice sürebiliyor musun? Murat Beylerin evinin oradan buraya kendim geldim. Gerçi yolda 3 defa düştüm ama belki 5 de olabilir. Neyse, ben deneyeyim mi? Kızlar, ne bu gürültü? Bilezik mi o? Binmek ister misiniz masör? Ne iş var bunun yatakhanede? Derhal dışarı çıkarın. Özledim. Ama nasıl özledim? Gözünün değdiği yeri, sesinin çınladığı bahçeyi, birlikte baktığımız gökyüzünü. Sana yakın olabilmek için ben her gece burada sana fısıldayacağım. Belki kalbin duyacak, belki hiç duymayacak. Ama ben hep burada olacağım. Bunu derhal bahçeye çıkaralım. Sürerek götürsem daha hızlı olabilir aslında. Burada olur mu ki? Deneyin. Kalp dediğin bilir imkansızlık şehrini. Bilir de ya gözlerim? En yaralı yerim benim. Gözlerim gözlerinsiz kalınca ben sabahı nasıl ederim? Kararmaz mı bütün dünya? Bir ömür. Ya nasıl öğreteyim sendeki imkansızlığımı ellerime? Bir an bile kavuşmayan ellerimiz nasıl da yıkmakta bunca şeyi? Ne tuhaf. Oysa benim başım en çok senin göğsüne yakışırdı. Başım ki tam omzuna yatmalıktı. Ben artık bu yetim başla hiçbir hayale ağlayamam. Sonra boynum. Ki dalından düşen bir yaprak. Mevsimsiz sürgün yedim. Senden ayrı bir ömrü doğarak. İnsan yalnız kalbiyle sevmez ki. Unutmaya ilk oradan başlasın. Unutmak kör kuyu. Unutmak dipsiz karanlık. Ah, ah. Nereden başlamalı unutmaya seni bilmem ki. Senden başladım unutmaya kendimi. Desem ki ne aşk, ne imkansızlık, ne ayrılık. Olmak istemiş de olamamış bir erik sancısı bizimkisi. Oo. Bakıyorum da öğrencilerimizi artık derse zorla getiriyoruz. Gece hiç uyumadık da. Sizi tanımayan da ders çalıştığını zanneder. Ders de bir nevi. Hadi geçin bakalım, hadi, hadi. Evet, derse geçiyoruz. Herkes kitaplarını çıkarsın. Evet. Yoklama yapmama lüzum var mı? Herkes burada mı? Burada. Evet. O halde kitaplarınızın 62. sayfasını açın.
Onun yerine ilk yardımı öğrensek. Bilhassa velespit kazalarına karşı. Velespit mi? O nereden çıktı? Olur da binip düşerse kırmayalım bir tarafımızı diye. Böyle güzide bir mektepte okuyan bayanların velespit sürmek gibi bir hataya düşeceğini zannetmiyorum. Sürmeyeceğinize göre düşmeyeceksiniz de. Velespit sürmenin neti hata pardon? Bence bir bayana yakışmayan bir uğraş. Bence fevkalade yakışan bir uğraş. Ben yakıştıramıyorum. Ama yine de saygı duyarım. Saygı önemli tabii. Fakat Feride de sürüyor. Evet, herkes kitaplarını açsın. Muzaffer, sen okumaya başla. Ne yaptın? Düşündün mü? Neyi? Kamran Bey'i şikayet edecek misin? Sen niçin bu kadar çok ilgileniyorsun bu meseleyle? Kamran Bey konağı geri almaya çalışıyor. Ben de kadın başıma karşısında duramıyorum haliyle. Cebren Bey hileyle sana yaptıklarını düşündükçe hele. Korkuyorum Neriman. Yolundan çekilsin istiyorum. Hem sana da dediğim gibi bu yaptıkları yanına kâr mı kalacak? Şikayetçi ol. Hakkını ara. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hemşirelerden de en bir oda isteyek de az bir şey benim için ha. İyi, hasta olmazsan iyi. Oldum zaten, olacağım mı kalmış? Bu yaştan sonra başıma gelene bak. İnsan eti çok zor Beyce. İnsan eti ağırmış hakikaten, yoruk yoruk yoruyor insan. Ne başı duruyor ne götü duruyor. Bir de aksileşti sorma. Bak. Hep cırnak cırnak. Ne yapacağım ben bu kadınla bilmiyorum valla. Senin tez elden yeni bir ev bulman lazım. Bu saatten sonra kim alır ben? Bireyin sosyal durumu, evli veya bekar oluşu, çocukları, arkadaşları ve bunlarla ilişkileri onun ruh sağlığını etkiler. Bireyin işi, hobileri, tutkuları onun kişiliğini yansıtır. Evet Feride, devam et. Nerede kaldın? Ders takip etmiyor musun? Ediyorum da... Kişiliğinde sağlıkla bağlantısı vardır. Ruhsal çalkantılar ve stres sağlığı bozar. Bir dahaki derste dersin asistanı 6. ünite için laboratuvar hazırlayacak. Ne için hazırlayacağım? Kitapta yazıyor. Anlamadığın yerleri sorarsın. Çıkabilirsiniz. Kamran Bey. Yastık için teşekkür ederim. Yatağımı da tamir etmişsin. Ben bir şey yapmadım. Yaptın. Yastık sen kokuyordun. Evden yastık getirmişsin hatta. İşe yaramasına sevindim. Yaradı. Kendi yastığımdan anne bebeği yapmıştım çünkü. Tıpkı senin eskiden uykusundan ağlayarak uyanan küçük Feride'ye yaptığın gibi. Oldu o zaman. Ben teşekkür etmek istemiştim sadece.
Şu öndeki velesmiti takip et. Tamam efendim. Hoş geldin. Aa, çalık kuşucuk. Gülce bütün bunları kendi elleriyle hazırladı, değil mi Gülce? Evet. Biz beğeneceğini düşünmüştük ama. Yo. Mutlu oldum. Nişanlımla mutlu olduğum günleri anımsattı. Hadi sil o gözyaşlarını. Daha gençsin. Önünde daha çok güzel günler var. Tamam tamam hadi. Yemeğini ye. Gel. Karatayı çıkar da ahırdan. Kamran! Ay düştüğünden beri hiç binmediydi. Feride'ye yemin verdiydi bir daha ata binmeyeceğim diye. Feride'ye ettiği tüm yeminleri bozuyor demek. Oy. Ya! Evet. Çizgiler tamam mı? Tamam. Yarına kadar bütün harfleri tekrarlıyorsun. Tamam. Eğer ödevlerini yapmazsan bozuşuruz ona göre. Tamam. Yapacağım. Söz. Peki. Gidiyor musun? Evet. Dersimiz bitti. Ben de size meyve getirmiştim. Size afiyet olsun. Benim de bir sürü ödevim var. Onları yapmam lazım. Ben sana yardım ederim. Sen önce kendi ödevlerini yap bakayım. Ah işte hep böyle yanımda olsan. Bana yardım etsen. Hem annem hem arkadaşım olsan. Gülce! Rahat bırak Feride Hanım'ı. Of! Ya da hiç benim istediğim olmuyor ki. Of! 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 Kusura bakmayın bugün şımardı. Yoksa hiç yaptığı şeyler değil. Bilakis yanımızda yöremizde ne kadar hanım varsa hepsini uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Ben seni geçireyim. Peki. Thank you.
tövbe alacak gibi. Ne var? Ve respitte alsam. Hediyelere de bozsam. Dünyayı altına sersen de. O benim. Feride benim, anladın mı? Bana ne bundan? Ulan sana neyse, ne evcilik oynuyorsunuz? Ben sana demedim mi? İki paralık haysiyetin varsa ondan uzak durursun demedim mi? Asıl senin iki paralık haysiyetin varsa sen seni istemeyenden uzak durursun. Böyle yapacağım. Evvela sana bir haysiyet dersi vereceğim. Bu gece yine sürecek miyiz? Parluvar'da ziyaretçiniz var Matmazel Feride. Mersi Masör. Abla, burnumda tütüyordum vallahi. Kalp kalbe karşıymış. Nasılsın? Konuk ailesi nasıl? Sana bir iyi, bir de kötü haberim var Feride. Evvela iyi olanı alayım o zaman. Beni Yusuf'a isteyecekler. Sahi mi? Çok sevindim. Tebrikler. Ben tahmin etmiştim zaten. Cingöz. Diğer haber ne peki? Neriman'ın sağ tarafı tutmuyor. İnme gelmiş. Ya. Yazık kadına. Hanımım, yemezsen ilaç içemezsin. Yemen lazım, hadi. Yersem de lazımlık dayanmıyor. İstemiyorum. Canın sağ olsun. Ne yapacağız, çekeceğiz. Boşuna gidiyor değil mi beni böyle aciz görmek? Ne yapacağım ben bu kadına? Münevver. Baktım uslandım vallahi. Allah canımı alsa da kurtulsa. Ne oldu? Ağlama. Gel bir yüzünü yıkayalım istersen. Sen gir, ben ilgilenirim. Sirk görmeye gelmişsen yanlış gelmişsin. Yok. Ben geçmiş olsuna gelmiştim. Sen onu külahıma anlat. Benim ailem... ahbabımız, tanıdığımız... kim olursa olsun, bize ne yapmış olursa olsun zor gününde yanında olmayı öğretti. Keşke yetim çocukların hakkını yemenin günah olduğunu da öğretselermiş. Ne demek istedin? Kamran seni memnun edebilmek için konağı geri almaya çalışıyor. Tefeciye borç yapmış bu yüzden. Biz o meseleyi konuştuk. Benim Kamran'dan hiçbir talebim, hiçbir beklentim yok. Biliyor. Demek onun hala senden bir beklentisi var. Umut veriyorsun çünkü. Ona döneceğini biliyor. Hala parmağından yüzünü çıkartmadı. Fakat ne yapabilirim? Uzak duracaksın ondan. O kadarına karışamazsın. Biz Kamran'la birlikte büyüdük. Her şey bir yana. Akrabayız biz. Ben diyeceğimi dedim. Kamran'ı kendinden uzaklaştırmazsan onu senden vazgeçeceği yok. Bu işi kestirip atmazsan Kamran'a zarar verirsin. Beli silahlı adamlara borcu var. Meslek hayatı ağzımdan çıkacak bir çift söze bakıyor. Borcunu ödemezse başına gelecekleri tahmin edersin. Ya Kamran'ı bırakırsın? Ya Kamran'ın hayatını bitirirsin?
başına geliyor. Hayır, ben kızlar sizde felsefe notları var mı? Ben biliyorum ki zaten siz ayrılamazsınız. Huu, komşu. Feride. Ne var be? Bir kitap okutmadınız. Ey Kamran Bey, geldiysen üç kere vur. Beni istemediğini söylemişsin. Ders verdiğin çocuğun babasına! Kamran işe devam edebilmem için ayrıldığımızı bilmesi gerekiyordu. Sadece iş için miydi? Sadece iş için mi? Ne demek istiyorsun sen? Ne ima ediyorsun? Adamdan gelen hediyeleri kabul ediyorsun ama... Bu iş için mi? Bu ne iş? Ne bu? Ne? He? Seni alakadar etmez. Eder! Feride! Bir daha gitmeyeceksin oraya! Bu velespiti de alacağım! Herifin kafasına atacağım! Ders vermeyeceksin! Bir daha görüşmeyeceksin! Kamran, sen kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğime karar veremezsin. Sen benim hayatıma karar veremezsin. Karışma benim hayatıma! Anladın mı? Uzak dur benden. Durmuyorum. Durmayacağım. Bitti Kamran. Bitti. Seni istemiyorum artık. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Kurduğun hayatı gördük. Adamın sana dokunmasına izin veriyordun Feride. Evcilik oynuyordunuz. Evcilik oynuyordum, evet. Kuracağım yuvanın provasını yapıyordum. Ne dedin sen? Duydun? Murat Bey'le evleneceğim. Thank you.
ben senin geçtiğin bir düş görürsem gözlerimi kurşuna dizsinler. Senden haber bekledim. Güya pikniğe gidecektik. Affedersin. Bugün berbat bir gündü. Tahmin ettim bir şey olduğunu zaten. Konağa uğradım. Burada olabileceğini söylediler. İyi misin? İyi olacağım. Ne oldu? Soruşturdunuz mu kadını? Bir haber var mı? Neciymiş? Vallahi bunun bir kız kardeşi varmış. Ayrı babadan ama. Kızı akrabaları büyütmüş. Dediklerine göre de Azeri Hanım kıza çok düşkünmüş. Kadın ince bir hastalıktan ölmüş. Adı da Zahide miydi, neydi? Zahide mi? Zahide. Yüzük çıkmış. Bu Feride ile tamamen ayrıldığınız anlamına mı geliyor yani? Evet. Tamamen ayrıldık anlamına geliyor. Ne yapacaksın peki? Çocuğun annesiyle mi evleneceksin? Asla. İstediğin oldu. Kamran'ın bundan sonra adımı dahi anmayacağına eminim. Bravo. Aşkında yiğit bir kızmışsın. Doğrult beni. Nerede? Şimdi çıktı Feride. Fahit Oncu nasıl afalladı? Adam da haklı. Sen atları bir sağa bir sola, bir sağa bir sola çekersen ne yapsın? Merdivenleri çıkabilecek misin? Sen de gel.
Oh, benim eve gitmem lazım. Hadi. Eve gideyim. Şapşal. Hadi beni odama götür. İçmemek lazım böyle şeyler. Çok tehlikeli, çok. Bilhassa senin gibi hanımlar için. Ne varmış benim gibi hanımlarda? Çünkü çok tehlikelisiniz. Öyle mi? Hele sizin için ne kadar tehlikeli olduğumu bir bilseniz. Aklınız şaşar. Feride. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Dinliyorum. Sen boşu boşuna Neriman'ın sözünü dinleyip Kamran Bey'i kendinden uzaklaştırıyorsun. Ben Kamran daha fazla zarar görmesin diye. Hem çocuğuna babalık etsin. Babalık edeceği çocuk kendini değil ki. Ne? Neriman hepinizi oyun etti. Çocuk başkasından, Kamran Bey'den değil.